ek gösterge tarihi belli oldu. 3600 ek gösterge kazançları. Şimdi Faruk abicim hiçbir şeye başlamadan önce 3600 ek gösterge ne demek? Şimdi e, ek gösterge ne demek? Önce Öyle onu biraz konuşalım istersen. <laughs> Bu kimi ilgilendiriyor aslında? Bu memurları ilgilendiriyor ve memur emeklilerini ilgilendiriyor. Tamam. E, memurların maaşları belirlenirken yani bir maaş belirleniyor onlara biliyorsun. O maaş belirlenirken onların dereceleri var. <laughs> Kademeleri var, hmm. ünvanları var ve ek göstergeleri var. Dolayısıyla bu ek gösterge memurun maaşını belirliyor. Bu ek gösterge ne kadar yüksek olursa memurun maaşı da o kadar artıyor. Yani mesela diyelim ki sizin ek göstergeniz 2200, benimki de 3600. Benim maaşım sizden %20-25 daha fazla oluyor. Bu da bu ek göstergede benim ünvanıma göre... E, belirleniyor. Güldünüz. <laughs> Yüksek maaşı kendinize gösterdiğiniz <laughs> diye güldüm. Şimdi, belki hayalimdi o. Onun için <laughs> söylemişimdir. Şimdi e, dolayısıyla e, bu ek göstergede 657 sayılı devlet memurları kanununda ek gösterge cetveli var. Hı -hı. Orada ünvanlara göre belirlenmiş. Ama zamanla bu ünvanların ek göstergeleri arasında bir dengesizlik olmuş. Hı -hı. Örneklendirelim siz e, şube müdürüsünüz. Ek göstergeniz 2200. Ben Hı -hı. de sizin emrinizde çalışan bir memurum. Benimki 3600. Dolayısıyla bu tür dengesizlikler olmuş. Bundan 3-4 sene önce tabi bu şimdi siyasetin filan konusu olmaya başladı ama bunu AK Parti ilk e, gündeme getirmişti 3-4 sene önce bu dengesizliği gidermek için. Ağırlıklı olarak da şimdi arkadaşlar tabloyu verdiler. O dönemde öğretmen, polis, hemşire ve imam hatip din görevlileri için bir çalışma yapılmıştı. Bunların üniversite mezunu olanlar için. Hı -hı. Şimdi o zaman o çalışma yapıldı. Tabii bu kolay bir şey değil. Yani bu senin az önce söylediğin gibi sadece çalışan memurları ilgilendirmiyor. Emekli olmuş memurları da ilgilendiriyor. Bu memurların emekli maaşlarını, emeklilik ikramiyelerini de ilgilendiriyor. Dolayısıyla işin içinde bir para meselesi var. Yani sadece Çalışma Bakanlığı'nı ilgilendiren bir kısım yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da ilgilendiren yani bütçeyi de ilgilendiren bir kısım var. Dolayısıyla o dönemde bir buçuk milyon ee, öğretmen polis hemşire imam hatip için bu çalışma yapılmıştı. Sonra bu tekrar e, toplu sözleşme döneminde gündeme geldi. Toplu sözleşme maddelerinin arasına da girdi. Yani 3600 ek göstergenin çözüleceği bu toplu sözleşmedeki maddelerin arasına girmiş oldu. Daha sonra burada dün de konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı evet. memur senin başkanlığı ve yönetim kurulunu kabulünde dedi ki bunu biz iki, söz verdik. 2022'nin sonuna kadar bu işi bitireceğiz. Çünkü bunun hukuki bir altyapısının olması lazım. Hani kolay değil bu. Dediğim gibi milyonlarca memuru ve emekli ilgilendiriyor. O dengesizlikler hesaplanacak. Kaç lira ödenecek o hesaplanacak. Kolay bir çalışma değil, hukuki bir altyapısı gerekiyor hı hı. ve bir yasa çalışması gerekiyor. Burada tabii dört meslek ilk gündeme gelmişti ama toplu sözleşmede bunun kapsamı genişledi. Ve diğer idareciler de gündeme geldi. Az önce örneğini verdiğim dengesizliğin giderilmesi noktasında mesela şube müdürleri, daire başkanları, şefler, üniversitedeki genel sekreterler. Yani sil baştan bir çalışma gibi. Tabii, çok kolay değil. Genel sekreter yardımcıları ve belki de, ...bütün düz memurları da kapsayacak bir çalışma olacak. Hani nerede dengesizlik var o belirlenecek. Kime kaç sıra verilecek o belirlenecek. Ve burada iki konu gündeme geliyor. Hatta üç konu gündemde. Nedir bir, ona? birincisi mezuniyete göre mi olacak? Yani eğitime göre mi olacak? Sadece üniversite mezunlarını mı kapsayacak? İkincisi statüye göre mi olacak? Üçüncüsü de mevcut emeklileri de kapsayacak mı? Bütün bunların çalışılması gerekiyor ve geçtiğimiz günlerde gene ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Çalışma Bakanlığı bürokratları, Hazine Maliye Bakanlığı bürokratları ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları zaten bir araya geldiler. Bunun çalışmasını yapıyorlar. Bazı taslakları da hatta Sabah Komter'de Memurlar kısmı var. Orada yayınlamıştık. dolayısıyla bu taslaklar üzerinde çalışılıyor. Kolay bir iş değil. Şimdi ne olacağı biraz bakalım istersen. Bakalım. Herkes onu da merak ediyor. Hani benim maaşım ne nasıl olacak? artacak? Şimdi bu dört meslek öne çıktığı için onun için bir, bir simülasyon yaptık hı hı. biz. Mesela öğretmen 30 yıl hizmeti olan bir öğretmenin maaşı 4273 lira. İkramiyesi ise 153980 lira. Yani ikramiye dediğim emekli olduğunda alacağı ikramiye. Bu öğretmenimizin ek göstergesi 3600'e çıktığı zaman maaşı 5213 lira oluyor. Yani 943 lira artıyor. İkramiyesi de 187 bin, 188 bine çıkıyor. Orada da 33 bin liralık bir artış oluyor. Şimdi az önce söylediğim hani bütçe meselesi burada ortaya çıkıyor. Yani bir öğretmenin maaşının 33 bin lira arttığını düşünün ikramiyesinin. Bunu bir buçuk milyonla çarptığınız zamanki ortaya çıkacak rakamı düşün. Kolay bir iş değil. Bu bir devrim. Bakın tasarruf teşvik fonu diye bir şey vardı. Siz gençsiniz tabii bilmiyorsunuz. Biz ilk çalışmaya başladığımızda maaşımızdan kesilen bir şey vardı bu fonlara. Hı hı. Ve o parayı AK Parti iktidara geldiğinde bir devrim kararıyla bunu ödedi. İkincisi bir milyona yakın taşeron yine çok kolay bir iş değildi. Kadroya alındı. Üçüncüsü. E, milyonlarca emekliye intibak yasası çıkartıldı o e, eski çuvallardan dosyalar çıkartıldı onlar tek tek dijitale girildi ve hesaplamalar yapıldı bunlar devrim bir devrimde bu olacak yani bu gerçekleştiğinde poliste de benzer bir rakam söz konusu. Hemşirede yine 1000 liranın üzerinde maaşında bir artış olacak. Yani 4150 lira 5213 liraya çıkacak hı hı. E, ve 38 bin liralık bir ikramiyesinde artış olacak. İmam hatiplerde de benzer bir şey olacak. Şimdi e, bazı mesleklerde özellikle mesela öğretmenlerde, polislerde hı hı. E, şu anda aldığı maaşı emekli olduğunda alamıyor memur. Dolayısıyla emekli olmak da istemiyor. Yani ek ödemeleri vesaireler olduğu için ve ek gösterge sorunu yüzünden. Yani şimdi atıyorum 5 bin lira maaş alıyorsa emekli olduğunda 3 bin liraya düşüyor maaş. Dolayısıyla şimdi o dengesizlik de bu 3600 meselesiyle ortadan kalkacak. Ama tekrar söylüyorum bak demin örnek verdim. Milyonlarca insanın tek tek dosyaları incelenecek. O ünvanlar tek tek çıkartılacak. Bunun çalışmasını zaten altyapısını yapmıştı tecrübeli bürokrat arkadaşlar. Şimdi onun üstüne çalışma devam ediyor. 2022'de bu sorun ortadan kalkacak. Hani bunu ağızlara dolayıp işte insanları buradan rahatsız etmenin bir anlamı yok. Ben çalışma kolay bir çalışma. şu abicim. Şimdi dediniz Buyurun. ya mesela e işte benim benim altımda çalışan memurun benden daha fazla bir gösterge söz konusu var. Evet. gösterge konusunda. E, bunlar da tek tek dosyalarda incelenecek dediniz. Peki o altta olan ve yüksek maaş alan memurun da maaşında bir gösterge değişikliği olacak mı? E tabii şimdi şube müdürünün göstergesi arttığı zaman oradaki dengesizlik ortadan kalkmış olacak kendisi. Yani zaten şube müdürü ünvanı gereği <laughs> derecesi gereği bir miktar yüksek, yüksek maaş alıyordu 3600 olunca o kendi hakkına kavuşmuş olacak alttaki haksızlık yok zaten hani üstte evet. haksızlık varsa o giderilecek nerede varsa o giderilecek yani tek tek dosyalar evet, işlenecek. Şey yani böyle hadi İşi e, yapalım. kişi bazında düşüneceğiz e, yani evet öyle tek tek e, yani tek tek insanların dosyalarından ziyade hı. ünvanlar burada evet. e, konuşulacak yani işte e, şube müdürü Cansın Hanım değil de bütün şube müdürleri hı hı. değerlendirilecek. Ee, Orada ünvanlar arasındaki bir dengesizlik varsa o giderilecek. Ee, i̇şte birikmiş sorunlar bunlar çözülüyor zamanla. Dediğim gibi ben bunları devrim olarak hem görüyorum. Devrim, bu değişiklikler, hem de bu yasalar devrim gerçekten. niteliğinde yasalar. Ee, ve bunu işte dediğim gibi bu dönemde e, hallediyor AK Parti.